teknolojinin son yıllardaki gelişimi ve değişimiyle birlikte günümüz iş dünyasını geçmişle kıyasladığımız zaman hızlı bir değişim içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu değişimin en önemli sebeplerinden biri de internet olgusunun ortaya çıkmasıdır. İnternet olgusunun ortaya çıkmasıyla beraber günlük yaşadığımızda internetin aktif olarak yer almasıyla birlikte istediğimiz bilgilere istediğimiz yer ve zamanda ulaşabilmekte ve bu bilgilere ulaşabilme vesilesiyle tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi ve tüketici değerlendirmelerin farklı boyuta çıktığını görmekteyiz. Bu değişimle birlikte işletmeler de bu değişim karşısında kendi organizasyon yapıları içerisinde değişime gitmek ihtiyacı duymuştur. Bununla birlikte interneti ve e-ticareti kendi organizasyon yapılarında ve de ticari faaliyetlerinde kullanmak zorunda kalmışlardır. Ülkemizin ekonomisinde önemli bir yer tutan TOBİ'lerin de daha büyük başarılar elde edebilmesi için imkanlar ortaya çıkmaktadır. Çok değerli Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üye, değerli akademisyenler, dijital geleceğe inanan çok değerli katılımcılar, şahsım ve ticaret sanayi odası adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Doğrusu programa baktığım zaman ve biraz da sizlere baktığım zaman olağan dışı bir toplantı yaptığımızın farkındayım. Bunu söylerken Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak sürekli iş insanlarıyla bir araya gelip kentin sorunlarını, kente yapılacak yatırımları tartışıyoruz ama hep aynı yüzlerle buluşuyoruz. Burada ilk defa böyle bir toplantıda farklı yüzlerle, farklı simalarla birlikteyiz. Bu aslında biraz da tam da bu tür çalışmaların ve odamızda, Zülal arkadaşımızın ifade ettiği odamızda oluşturduğumuz ki çok teşekkür ediyorum hem kendilerine hem derneğimize hem de bölgedeki bu işe tatım koyan insanlara oluşturduğumuz yapının ne kadar gerekli ve önemli olduğunu gösteriyor. Yani yeni yüzlerle görüşüyoruz, hiç toplanmadığımız, hiç konuşmadığımız konuyu konuşuyoruz ama geçenlerde sosyal medyaya düşen dünyanın en güçlü 10 şirketine baktım. Böyle hep hayatımız boyunca da iş takip ettiğimiz için belki de bizim 50 yaş üstü kuşakların çok iyi yaşadığı bir süreci izledim. Yani 90'ların başında dünyanın en güçlü 10 şirketine bakıyorduk o zaman. Hep böyle meraklıydım. İşte bir Philip Morris diye başlayıp 2 BMC, General Motor diye devam eden herkesin bildiği otomotiv, tütün sektörü, petrol sektörü diye devam eden listeye bir baktık. İlk ona bambaşka ilk on çıkmış 50 yıllık bir ömrümüzün işte 20-25 yaşlarından bugüne 25 yıllık bir süreçte dünyayı yöneten 10 şirketin tamamı değişmiş. Ama konuşan ilk 10 şirkete baktığımız zaman da 8 tanesi tamamen bilişim sektörü, dijital sektörü üzerine çalışma yapan firmalar. Şimdi dünyanın %80'i diyelim ki her günün cirosu da yaklaşık 1 trilyon dolar civarında, o Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının üzerinde her bir şirketin cirosu. Bununla uğraşırken biz ise ilk defa sizlerle bir araya geliyoruz. Amatörün belki de tarımı, lojistiği, her şeyi konuşuyoruz ama hepsinin içerisinde de bu dijital geleceğin olduğunu görmek zorundayız. Bunu geliştirmeden hangi yapıyı kurarsak kuralım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım, o işte başarılı olma şansımız yok. Tabii 90'lı yıllarda saydığım şirketler batmadılar aslında. Büyük kısmı hala ayakta duruyorlar. Ama kendilerini tam da bu dijitalle birleştirerek bir şekilde ya satın almalarla ya da yapılarını güçlendirerek onlar da büyüyorlar. Ama tabii ki bu sektör, dijital sektörü gerçekten gerek yaygınlığı, gerek kullanma, gerek yaratığı, katma değer olan
konuda dünyanın önemli sektörleri. Biz maalesef biz neredeyiz? Türkiye olarak da çok gerilerdeyiz. Bunu sürekli ifade ediyor. İşte her zaman rakamlara baktığımız zaman herkes bunlara konuşuyor. Ticarette gelişme, rakamlar artışlar ama dünyadaki rakamlara baktığımızda çok büyüyoruz. Biz ise aslında toprağımıza baktığımızda, bölgemize baktığımızda buna uygun bir kaynağı olduğunu görebiliyoruz. Sizler gibi ki kentimizin, bölgemizin genç yaş nüfusu, ki bu biraz da kuşaklarla alakalı, kuşakların ilgi alakalarıyla alakalı. Türkiye ortalamasının neredeyse iki katına yakın bir genç nüfusa sahip. Tabii ki genç nüfus bu süreçte bizden daha farklı okuyup daha uyumlu bir hale getirdi. Ama önemli olan burada o genç nüfusu biz bu platformlarla nasıl tanıştırabiliriz, nasıl bir araya getirebiliriz, onları becermemiz lazım. Bize düşen görev bu anlamda.